Herkese tekrardan merhaba. Bugün her hasar aldığımda envanterindeki eşyalar kopyalanıyor ve bu şekilde oyunu bitirmeye çalıştım. Umarım video hoşunuza gider. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Neyse fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet, herkes tekrardan merhaba. Bugün her hasar aldığımda envanterim kopyalanıyor. Şimdi bir deneme olarak göstereceğim. Buradan hasar aldı mı ve evet, iki tane tohum oldu şu anda. Neyse, şimdi fazla uzatmadan odun kazarak başlayalım. Şimdi başlangıç malzemelerini yaptım. Biraz yemek toplayacağım. O yemekleri gittikçe katlayacağım. Ve yemek sıkıntımızı burada bitireceğiz. Ne kadar çok olursa o kadar fazla katlanacak. O yüzden şimdi hasar alacağım bir yerden. Çok fazla hasar almamam gerekiyor. Şuradan atlayalım. 16 oldu. Şöyle bir de atladım. 32 tane yeterli. Oha, envanterim taş malzemeler olmuş. Ben daha demin şurada bir yerde kırık portal görmüştüm derken eyvah. Şurada kırık portal mı vardı? Evet var. Ve burada bir tane altın bloğu var. Bu altın bloğunu almam için demir kazma yapmam gerekiyor. Buradaki sandıktan demir külçesi çıkarsa derken 14 tane altın parçası çıktı. Obsidian de çıktı, alevden çehre. Bu altın parçalarını şimdi altın külçesi yapacağım. Bu elimdeki altını ve sınırsız katlayabileceğim şimdi. Bir platform kuralım şuraya. Evet. Gittikçe katlanıyor. Bu alev toplarının çıkması çok iyi çünkü bu eşyaları yakmak lazım. Ve 64 tane obsidenimiz olmuş. Şimdi 64 tane olmuş. Aa, güzel güzel. Bu kadar yemek yeterli herhalde ya. Aslında bunları pişirebilirim ha. Aynen, doğru, mantıklı aslında. Bunları pişirdikten sonra biraz daha hasar yersem ekstra yemek kaynağımızı burada bitirmiş olacağız. Ve burada da obsiden varmış aslında bayağı. Yatay portal gibi durmuyor mu? Neyse. O zaman şimdi... Hayır. Magma bloğuna çarptım. 2 dakikada envanterim fullendi. 2 hasar yedim alt tarafı. Bu arada bu envanterimdeki altınları blok yapacağım. Daha fazla çoğalsınlar. Çünkü biliyorsunuz ki piglinlerle takas yapmamız gerekecek. O yüzden bunları da birazcık katlayacağız. 7'ydi, 14 oldu. Bunu bir 64 yapsak yeterli zaten. Çok da fazlasına gerek yoktur. 56 oldu. Tamam, 64 tane oldu. Tabii ki de bunları yakmamız gerekecek. Şimdi şurada bir yerde kömür görmüştük. O kömürü alalım. Çünkü madenleri pişirmek için lazım olabilir. Aa, burada da kömür varmış. Güzel. Buradan 9 tane kazacağım. Direkt bir tane kömür bloğu yapacağım. Direkt onu da kolay bir şekilde çoğaltacağım. Tamam, 9 tane oldu. Crafting burada. Güzel. Kömürü de yaptık. Yani kısacası odun sorunumuz olmayacak. Şimdi bir demir çağına geçelim, sonra elmas çağına, sonra da netherite çağına geçeceğiz. Tamam, şimdi böyle ufak çaplı güzel bir maden bulursak veya şu dağların üstünde demir bulursak çok iyi olabilir. Ama zaten elmasa geçeceğimiz için bir büyük bir maden bulsak daha iyi olabilir. Şimdi bir lava havuzu bulsak veya madene girsek, madende lava havuzu bulsak güzel olabilir aslında. Evet, maden yokmuş. Aa, demir, güzel. Bunu da pişirmemiz gerekiyor bu arada ama ben bir kere hasar alacağım yine de. Nerede demir? Eşyaları almadan demiri şuradan alırsam 16 tane ham demirimiz var. Bunları pişirmemiz gerekiyor. Pişirmemiz için de kömür gerekiyor. Kömürü onun için aldım. Şimdi buradan demirleri hızlıca pişirelim. Tamam, bir tane demir külçesi yeterli. Diğerlerinin pişmesini beklemeyeceğim. Yani bu kadar yukarı çıktık. Buradan fol demeci yiyeyi aynı şekilde bu demirleri de çoğaltabileceğiz. Orada fol demeci yemeyeceğim çünkü eşyalar denize düşüyor. Denizde eşyaları yakamam. O yüzden böyle bir dağlık biyomda hasar yiyeceğim. Tamam, 8 oldu. Tamam, 64'te oldu. Şimdi hızlı bir şekilde demir setimizi çekelim. Demir setimizi çektik şimdi. Artık taş çağından çıkalım. Demir çağına geçiyoruz. Şimdi demir çağına geçtik. Hızlı bir şekilde elmasa da geçelim. Sonra nether'da da aynı şekilde nether set çekelim. Şimdi şurada bir yerde maden mi var derken evet, maden var. Şimdi bunlarla bir tane kova yapacağım demirlerle. MLC yapabilir miyim? Güzel. Direkt aynı şekilde 11. kata ineceğim. Hayır. Oo, eyvah. Tamam, sorun yok. Bu arada mineshaft'te bulmuşuz. Mineshaft'te elmas çıkar yani illaki. Ve altın, bir dakika, altına ihtiyacımız yok. Doğru. Ben niye bu kadar sevindiysen. Hayır, vurma. Bu kadar hasar almamam gerekiyordu benim işte ya. Tamam, kırdım. Burada bir yerde chest vardı. Neredeydi o chest? Burada. Eyvah. Bir dakika, benim alacağım. Tamam, sorun yok, hiçbir şey olmadı. Sadece envanterimden eşyalar düştü.
Ne oluyor? Yukarıdan creeper düşüyor. Bir dakika dur. O creeper'ı benim öldürmem gerekiyor. Hayır dur. Patlama. Şu creeper'ı vurdum bir kere. Patlama lütfen. Patlamadı. Yine patlamadı. Ve barut düşmedi. Mükemmel. Neyse başka creeper buluruz. Oo hayır. Oğlum kaç metreden vuruyor ya? Oğlum ne oluyor lan? Sürü geliyor. Sen de gel. Orada creeper gördüm. Çok iyi. Tamam. Pusuya düşürdüler bildiğin ya. Senden çıkması gerekiyor lütfen. Neden barut çıkmıyor bu arada? Aa aşağıda da var. Bir dakika aşağıdan patlamazsın değil mi? Ha patladı. Güzel ok düştü, ok düştü güzel. Ok aslında pigden de çıkartabilirdik ama neyse. Aa güzel zümrüt varmış. Zümrütü ne işime yarar bilmiyorum ama yine de saklayacağım. İki tane creep, aa enderman. Güzel barut çıktı. Hayır. Hayır patlama lütfen. Tamam senden de barut çıktı çok güzel. Ben buradan biraz hasar alayım. Tamam 64 tane barut olmuş yeterli bu kadar. Dur daha fazla hasar almayalım. Şimdi barut sorunumuz çıktı. Birazcık kum kasarız yukarıda. Aynı şekilde onlarla TNT yaparız. Veya yün toplayarak tahta falan onlarla yatak yaparak Netherite de bulabiliriz. Veya Ender Dragon'u öldürebiliriz bilmiyorum. Şimdi elmas bulursam hızlı bir şekilde madenden çıkacağım ve elmas yeteneği çekmiş olacağım. Güzel maden var. Umarım elmas vardır lütfen. Aa elmas! Çok iyi. Kaç tane? 4 tane var büyük ihtimalle. Evet 4 tane var. Hayır. Hızlı bir şekilde artık madenden çıkalım. Biz lapisi unuttuk. Büyü basmamız gerekiyor değil mi? Doğru. Lapis. Ben lapis toplamıştım diye hatırlıyorum ama yok. Aa lapis. 12 tane lapisimiz doldu. Artık bunları çoğaltalım. Tamamdır. Şimdi bunları da yaktığımıza göre artık madenden rahat bir şekilde çıkabiliriz. Şimdi bir köy bulmamız gerekiyor. Çünkü şimdi köyü arayalım. Köyden sonra Nether'e gidebiliriz. Ve güzel koyun varmış. Şunu makaslayalım. Kaç tane düştü? 3 tane düştü. Güzel. Üçer üçer katlanacak şimdi. Bu da ve köy var. Burada çıkıyor diye biliyorum. Umarım çıkar. Şaka mısın? Normalde burada kitaplıklar olur. Onu geçtim. Sandıktan da çıkmıyor. Bir dakika. Ben şu elmaları alayım da belki altı elma ya da başka bir şeyler yaparız. Ben bu eve girmedim ya. Aa kitaplık. Sonunda kitapları bulabildik. Şimdi şuraya bir ufak bir yerleşim yeri yapacağım. Barutlarımız var. Şurada bir yerde kum kazarsak TNT yapabiliriz. Tamam, 15 tane yaptım. Birazcık daha hasara gelsek bunları kolayca 64'e yapabiliriz. Ve 30 level basacak şekilde bir şey yapacağım da. Tamam. Şimdi şuraya bir büyü masası yeri yapacağım. Büyü masasını da buraya koyduk. 30 level basılıyor mu? Basılıyor. Burada bir tane iksir standı olan köylü bulmam gerekiyor. Çünkü ondan tecrübe iksiri almam gerekiyor. İksir tezgahını bunun üstüne koyalım. Tamam şimdi buradan bir tane köylü getirmem gerekiyor. Gel sen işsizsin güzel. Bin güzel tamam. Tamam buradan bu köylüyü base'ime götüreceğim. Tamam güzel hızlı bir şekilde base'imize neredeyse getirdik. Oğlum tekne kendi kendine mi döndü? Bunun altını bir kıralım. Bu işi alır mısın lütfen? Şimdi ne istiyor? Bunu acemiden çıkartalım. Tamam. Şimdi lapis alalım. Tamam. Şimdi ne satıyorsun? Tamam. Işık taşı alalım biraz. Ve artık tecrübe iksiri vermesi gerekiyor şu anda. Ender Pearl mü? Bir dakika. Aa bu o köylü değil mi? Doğru. Ender Pearl'ü de buradan alabiliriz. Bir dakika şu zümrütlerimiz bitmesin. Şurada biraz hasar alacağım. Hem şu kumları çoğaltmış oluruz. Ve bu da son. Tamam 64 tane oldu. Aynı şekilde bunları da yakalım. Bu arada elmas seti çekmeyi unuttum. Şimdi hızlı bir şekilde elmas eşyaları yapabiliriz. Tık, demir eşyaları da atabiliriz. Elmas eşyalara geçtik zaten. Şimdi TNT yanlış hatırlamıyorsam. Heh, TNT galiba böyle yapılıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Evet doğru. Kaç? 12 tane TNT yaptık. Güzel. Tamam şimdi bu köylü ne verdi bize? Ender Pearl vermişti. Bu Ender Pearl'leri alalım. Kaç? 12 tane yeterli. Ve evet tecrübe iksirini vermiş bulunuyor şu anda. Kaç tane alabileceğim? 12 tane verdi. Tamam. 12 tane verirken üstüne XP de veriyor. O yüzden şu anda güzel. Tamam 20 XP oldum. Nether yumrusu istiyor değil mi? Ben bunları alayım.
Bunları aldıktan sonra XP de gelsin bana. Zaten sınırsız zümrütümüz var. Tamam, bundan da aldık. Bir tane daha köle getirip aslında aynı şekilde yapabilirim. Ben bir tane daha köle getireceğim. Tamam, güzel. Senin işini de çıkarttık. Seni bir acemilikten çıkartalım. Tamam, 25 XP oldum. Bu başka bir şeyler satmaya başladı ama. Buna 9 tane cam şişe vermem gerekiyormuş. O zaman kumları burada pişirelim. Bunlar burada pişerken biz de o sırada birazcık sambalesi toplayalım. Tamam, bayağı bir şimdi sambalesi topladım. Bu bir şey veriyor mu? Vermiyor. Bunların yatması gerekiyor diye biliyorum. Tamam, iki tane yatak yaptım. Tamam, bu yattı. Bu da yattı. Güzel. Sabah olunca eşya satacaklar. Ve güzel, tecrübe iksiri satıyorsunuz sonunda. Tamam, senden de aldım. Güzel. Artık bu XP'lerle beraber 30 level oluruz diye düşünüyorum. Ve evet, 30'u geçtik. Tamam, güzel. Pearl sıkıntımız yok şu anda. Tamam, 32 XP olduk. Şimdi bu büyüyü kazmaya basmayacağım. Çünkü kazmayla bir işimiz kalmadı şu anda. Şimdi bu XP'yi direkt kılıca basacağım. Ganimetiki darbe kırılmazlık diyor. Keskinlik gelmedi. 34 XP olduk. Şu anda galiba 2 kere 30 seviye büyü basabilirim. Bu arada zümrütler bitiyor. Bunu acil çoğaltmam gerekiyor. Bu arada bu Ender Pearl'leri almamın sebebi XP gelmesi. Benim altınım var. Altın elma yapabilirim. Bir dakika, tamam. Altın elma yapalım hızlıca. 30 tane yaptım. Tamam, güzel. Bayağı bir XP'miz oldu şu anda artık. Hızlı bir şekilde setimizi 30 level basabiliriz. Ama ilk önce kılıca basacağım. Kılıcı şu anda aynı şekilde. Ganimet 2 geldi. Kırılmazlık 3 geldi. Olsun. En azından ganimet geldi. Bu blaze'lerde çok işe yarayacak bu arada. Şimdi ilk önce bir göğüslüğe basalım. Kırmızlık, koruma 2. Koruma 2, evet, koruma 2 geldi. Koruma 3 geldi, tüy düşüşü. Koruma 3 bastım. Tüy düşüşü 4 geldi şu anda koruma 3'e. Ve XP şu anda bitti. 30 level tekrardan olmuşuz. Ateş koruması. Ateş koruması basalım. Ve tek ateş koruması geldi. Ve evet, tekrar satmaya başladılar. Tamam, şimdi tekrardan 30 level olduk ve kaskımıza da 30 level basarsak, ama daha kazma bir balta var aslında, onları da basmamız gerekiyor. Kırılmazlık, solungaç, kırılmazlık ve koruma 3 geldi, çok iyi, tamam. Evet, setimiz full koruma olmasa da en azından koruma büyüsü var. Şimdi kazma ve baltaya da basacağım büyük. Tamam, güzel, tekrardan 30 level olduk. Evet, tekrardan zümrütleri çoğaltmamız gerekiyor şu anda. Baltaya bir verimlilik 4. Bir 30 level tekrardan basabilirsek çok iyi olacak. Tamam, tekrardan 30 level olduk ve kazmaya da son büyüm basıyorum. Servet 3 geldi. Servet 3 şu an bir işime yaramaz ama olsun. Evet, full büyülü setimizi çektik. Yani az çok, iyi olmasa da artık Nether portalını açmaya gidebilirim. Şu elmasları da blok yapacağım, belki lazım olur. Tamam, TNT'miz var. Yatak, yatağı alalım. Şimdi hızlıca bir portal oluşturalım. Evet, portalı kurduk ve artık Nether'a gidebiliriz. Oo, yanımızda direkt Bastion var. Bir dakika, ben yay yapmayı unuttum ya. Aslında şu piglinlerden ok toplayacağız dedik ama bana bir 2-3 tane ip atarsanız çok iyi olacak. Ay oğlum, piglinin elmas set çektirdiler. Güzel, burada ip var ve antik kalıntı netherite var. Çok iyi şu anda, çok iyi. Tamam, artık ben buradan gideyim yavaştan. Şurada yanalım biraz. Antik kalıntı bayağı olsun. Tamam, artık yeterli. Tamam, artık yakına bir yerde fortress aramız gerekiyor. Ama 64 tane antik kalıntımız oldu. Şu anda onları pişirmem lazım. Şimdi hızlısından bir tane yay yapacağım. Bunlar burada pişerken ben aşağıda ok almam gerekiyor. Umarım ok atmışlardır. Aa, ok atmışlar. Çok iyi. Ben birazcık hasar yiyeyim. Ve netherite hurdam da 64 tane olmuş. Tamam, bunların pişmesine gerek kalmadı. 15 tane netherite oldu, güzel. Demirci masasını koy. Ve netherite setimizi şu anda çektik. Şimdi bir tane fortress bulmam gerekiyor. Umarım bulabilirim. Aa, doğru, bir dakika. Bende tüdüş 4 vardı. Ölmezdim.
Ve Fortress güzel, bir dakika. Hayır, vurmayın. Tamam, bir tane güzel düştü. Şu anda 3 tane Blaze çubuğumuz var. Hasar aldığımızda bunu katlayacağız, hızlı şekilde buradan çıkacağız. Kaç oldu? 6 oldu. 12 oldu. Son defa hasar alalım. 24 tane oldu. Tamam, artık Nether'dan çıkabiliriz. Şu bir envanter düzenimizi yapalım. 7 tane dönüştürdüm. 14 tane. Nereye gidiyoruz? Evet, tamam, buradan gidiyoruz. Böyle ata ata gideceğim. 64 tane ent gözümüz var. Bir dakika, bir daha atalım. Yine aynı şekilde, aynı yöne. Yine aynı yöne. Biyom değiştirdim. Hala bulamadım bak. Attım bir daha. Geri dönüyor. Tamam, güzel. Sonunda geri dönüyor. Daha demin şurada attım. O zaman burada bir yerde olması gerekiyor. Ve aşağı iniyor. Evet. Bakalım nereden aşağı iniyor. Ses gelmeye başladı ve evet, bulduk derken hayır. Silverfish vuruyor. Ve burada güzel. Dur bir dakika, şunu hızlıca kıralım. Gittim ben. Hızlıca bir envanter düzeni. Evet ejderha. Biraz yukarı çıkacağım. Hasar almamam gerekiyor çünkü oyunu kastırabilir bu eşyalar. Buradan patlattım derken evet, buradan hasar yiyormuşum. Eyvah, vuruyor. Patladım, o da patladı. Güzel, o da patladı. Eyvah. Tamam. Bütün kuleler patladı mı? Yok. Sadece benim parmakta olanlar kaldı. Bu patladı. Güzel, bu da patladı. Bayağı vurdu. Bir dakika, nereden can alıyor? Hayır, bu patlamadı mı? Patladı. Hii. Güzel vurduk. O hayır, TNT aldı. Geldi mi? Geldi. Hayır, ölüyorum. Yes! GG!